Efendim merhaba. Bugünkü okumada beyefendi 47 yaşında, baskın el sol. Kendisi sistem yöneticiliği ve yazılım geliştirme konusunda uzman yönetici olarak çalışıyor. Bir yazılımcı yani kendisi ve iş hayatı, kariyer tabii ki, sağlık konuları, ilişkiler, güçlü yönleri, zayıf yönleri tüm konulara değineceğiz. Analize geçelim. Evet, baktığımızda fark edilen belirgin bir özellik var. Hatta bu iki elde de mevcut. Baskın elimiz sol, bunu unutmayalım. Burada baktığımızda sol elde aktif elde Akıl çizgisinden ayrılan bir dal böyle güneş çizgisine doğru, güneş parmağına doğru dönüyor. Sağ elde de birebir aynı durumda bir çizgi var görüyorsunuz. Şöyle geliyor ve yine güneş parmağına doğru dönüyor. Tam şu noktalarda yani çok benziyor ve akıl çizgisinin diğer dalı şöyle düz bir şekilde ilerliyor. Burada da böyle şuraya kadar geliyor. Çok uzun görünmüyor ama kendisi çok başarılı, çok zeki biri. Mesleğinden de anlamışsınızdır zaten. Ama burada farklı durumlar var tabii ki. İlk önce burada ay tepesinin yüksekliğinden dolayı bazen böyle sert bir doku elde yukarıya doğru çıkmayabiliyor. Ama iyi bir hayal gücü olduğunu zaten buradan anlıyoruz. Çok kısa değil şöyle bir çizgi çektiğimizde Merkür ve Güneş parmağı arasında yani şu noktalara geliyorsa yani çok uzun da değil kısa da değil durumda akıl çizgisi. Ama şimdi şu durumu ele almamız gerekiyor. Buradan güneşe doğru ayrılan dal, derin çatallı olması tabii ki farklı özellikler veriyor kendisine, ama çatallardan biri ay tepesine doğru gitmiyor. Farklı bir durum var. E, güneş tepesine doğru gidiyor. Tabii bunun bazı sağlıkla ilgili olan etkileri var. Onlardan da bahsedeceğiz. Ama ilk önce bir derin çatallı durumu ele alalım. Bu kendisini çok fazla ilgi alanının olabileceğini söyleyebilir bize. Yani farklı bakış açılarına sahip olabilir e, tüm konulara. Tabii çok fazla hayaller aleminde değil ama daha çok farklı dediğimiz gibi hem güneşten hem de dış Mars'a doğru giden bir akıl çizgisi. Bu kişisel zevkleri olabilir veya da hoşlanacağı şeyler çok farklı iç uç noktalarda olabilir. Bir pratik yönü var bir yandan da sanatsal estetik yönü var yani sevginin gücü var da denilebilir. Veya fark edilip popüler olmanın veya dikkat çeken şeylere sahip olan ilgi alanının o tür konularda olması yani dikkat çeken fark edilen noktalar sanatsal konularda da olabilir. Bu giyimde kuşamda da olabilir. Ayrıca diğer yönünde dış marsa doğru giden bir akıl çizgisi. Şimdi bu pratik yönde yorumlayacağımız bir durum. Yani farklı bir akıl çizgisi. Ayrıca şimdi buradaki durum güneşe doğru gitmesi burada kalp sağlığı ile ilgili uyarıcı bir durum olmakla birlikte tabii ki bu kalbin çalışmasıyla beyin beyin damarlarını etkileyen bazı durumlar olabilir. Yani bu zihinsel sağlığını da etkileyebilir tabii ki. Umarım öyle bir durum olmaz ama felç durumları da olabilir. Mesela kendisine ben sordum aile büyüklerinde veyahut da daha e, geçmişe doğru gittiğinde var mı böyle sağlık problemleri? Yani çok geç yaşlarda ölen büyüklerinin olduğunu ve tabii ki zihinsel bazı durumlar yaşamışlar yaş ilerledikçe ama erken dönemde kimseye bir şey olmamış. Bu özellikler genetikten kendisine geliyor ve hayat çizgisine baktığımızda kendisi de çok merak ediyor. 55 yaşlarından itibaren, 50-55'lerden itibaren bir silik durum var. Şu durumu kendisi de çok merak ediyor ve bu sağ elde de var. Görüyorsunuz yani aktif ve pasif elde iki elde de görüyoruz. Ve şöyle bir durum da var şimdi ve akıl çizgisine baktığımızda benzer dönemlerde bir silme var. Yani 55'lerden sonra orada da bir zayıflama var akıl çizgisinde iki elde de görüyorsunuz. Yani şu noktalarda zayıflıyor. Yani bu belki o dönemlerde kalbin çalışmasıyla bağlantılı olarak beyin damarlarına etkisi olabilir. Ki kendisi 29 yaşlarında bacaklarında damar sertliği problemi yaşadığını ve tedavi olduğunu söyledi. Yani damarlarla ilgili bir sorun. Bu tabii ki damarlar, sinir sistemi, kalp bir bütünlük halinde ve yaşadığı probleme bakıldığında bacaklardaki atar damarının tıkanması veyahut da daralmasıyla oluşan bir durum bu damar sertliği. Tedavi olmuş, iyileşmiş. Şu an 47 yaşında. Sanırım bir daha bir problem yaşamamış. Ama yine de bu damarlarla ilgili özellikle baş bölgesinde yine kalple bağlantılı olarak bir durum olabilir. Şimdi bunun kalıcı bir durum olması için normalde şurada yıldız işareti olması gerekiyor. Tam kalp çizgisiyle kesiştiği noktalarda öyle pek belirgin bir özellik yok veya bir ben olması veya orada bir çukurluk olması yani çok fazla bir derinlik olsaydı daha kalıcı bir etki üzerinde bırakabilirdi. Belki şu 50-55 yaşları aralığında bir durumdan ben şüpheleniyorum kendisi için. O yüzden e, bir mesela beyine bir tomografi veya da bir ultrason çektirirse emin olmak açısından yine kalple ilgili kontrolleri yaptırması gerekiyor. Detaylı bir inceleme beyin ve kalple ilgili genel bir check-up'la şimdiden bir durum varsa bir daralma damarlarla ilgili e, ...sinir sistemiyle ilgili, kalple ilgili şimdiden bunların önlemlerini alınması gerekiyor. Özellikle şu dönemlere gelinmeden. Tabii ki olacak diye bir durum yok ama burada birçok nokta var şimdi baktığımızda. Hem hayat çizgisindeki incelme, tabii burada bir çıkış noktası var mesela. Şöyle yaklaştırayım. Görüyorsunuz şuradan ayrılan bir durum var. Bu iyi. Yani her zaman bahsediyoruz zaten ama yine sonrasında çizgi de devam ediyor. Hayat çizgisi. Yani bir ara dönem var, mola var. Şimdi bunun da birçok anlamı var hayat çizgisinin böyle olmasının belirsizlikler veya değişim olabilir. Bir enerji düşüşü de tabii ki olabilir bu dönemlerde, bu silik dönemlerde. Maddi konuların daha az önem verildiği yıllar da olabilir. Daha çok ruhsal veya duygusal konulara odaklanma olabilir bu dönem aralığında. Tabii ki yine büyük yaşam olaylarına da tanıklık edilebilir bu dönemlerde. Sağlığıyla ilgili olabilir veya büyük de, büyük değişimler olabilir hayatında. Biraz farklı dönem kendisi için ve Merkür çizgileri de o dönemden geçiyor. Normalde ben tüm şurada da var hatta şöyle geçen bir çizgi ve sahile geldiğimizde bu Merkür çizgileri de buradan Kesiyor. Tam kesişmeden itibaren bir silme var. Yani bir kritik dönem olabilir sağlığıyla ilgili. Yani 55 en geç 55 diyebiliriz. Tabii ki çok panik yapılacak bir durum yok. Eğer kontrollü yaparsa, kendisine de iyi bakıyorsa e, bunların üstesinden gelebilir. Yani atlatılabilir. Özellikle yine bilek çizgilerinin burada kırılmadan düz ilerlemesi. İlk bilek çizgimiz çok sağlam. Özellikle aktif elde, sol elde görüyorsunuz. Çok net, derin bir bilek çizgisi var. Yani bu sağlık için önemli. Sağlık çizgisidir zaten. Ve yav işaretimizde biraz kırılma var gibi ama şu fotoğrafta pek çıkmamış olabilir. Diğerlerine bakalım. Şu fotoğrafta biraz yine yani bir dalma var. Tabii ki bir hafif bir kırılma var ortasında. Yani bu birçok anlam olabilir. Sağlıkla ilgili etkileri de olabilir. Sağ ele bakalım. Sağ elde biraz daha düzgün gibi. Tabii burada da bir kırılma var hafif. Yani bu pek düzgün değil ama fena da değil. Çok da kötü değil. Şimdi yine bu dönemlerin devamında yani 55'lerden sonra bakıldığında Merkür çizgisinde sağ elde şöyle bir durum var bir değişim söz konusu yine. Yani bir boşluk ara dönem yok. Büyük bir işaret de yok. Bir durum var yani overlap yapması Merkür çizgisinin yine bir uyarıcı olabilir. Yine bu 53-55 yaşları 53-57-58 dönemini kapsayan bölüm Merkür çizgisi üzerinde. Ve güçlü bir Merkür var yani üstesinden gelebilir birçok problemin. İyi bir sigorta sistemi sayılabilir sağlığı açısından. Şu dönemde de biraz boşluk dönem var görüyorsunuz benzer yaşlarda aktif elde. Diğer bir nokta dikkatimi çeken Satürn tepesi bu şu tepe burada bir ızgaralı durum var. Hem şöyle zaten kader çizgisi geliyor buraya karışıyor. Ayrıca kalp çizgisi geliyor, karışıyor bunun içine. Ama baktığımızda şöyle şöyle bir durum var. ızgaralı çizgiler. Yani bu Satürn niteliklerini azaltıyor. Ben tam üstüne çizemiyorum ama siz gördüğünüz bahsettiğim çizgiler yani bir ızgara durum var. Bu nitelikleri azaltan bir durum. Şimdi bu geç yaşlara hitap edebilir. Erken dönemlerde de bazı durumlar. Erken dönemlerde de ailevi sorunlar yaşamış. Mesela 13 yaşındayken babasını kanserden kaybetmiş. Bu sağ elde zorlu bir başlangıç görülüyor zaten görüyorsunuz şurada. Başlangıç biraz sıkıntılı ve 21 yaşında doğduğu büyüdüğü şehri terk edip başka şehre geç, geçiyor ve orada devam ediyor hayatına şu ana kadar. O yüzden büyük bir değişim olmuş erken dönemlerde ve çok zor geçen bir gençlik döneminden bahsediyor. O dönemleri de yansıtabilir ama şu an içinde geleceğe de baktığımızda yine bu sağlıkla bağlantılı olarak bazı etkenler olabilir. Buradaki e, defect durum yani bu ızgaralı durum burada. Tabi bu sağlık dışında iş hayatıyla karakteriyle ilgili de bazı durumları verebilir bu. Mesela işinde disiplini sağlama. Bu iş hayatında mevcut sorumluluğunu sürdürebilmek, sorumlulukların üstesinden gelmek için yani normal kişilere göre çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekebilir ki şu an kendisi yönetici, takım lideri yine yazılım içinde ve e, liderlikle ilgili, iş hayatıyla ilgili konulardan da bahsetmemi istedi tabii ki doğal olarak. Ve bakıldığında işi kolay değil. E, yani çok fazla çaba sarf etmesi, çok fazla çalışması gereken biri. Ki öyle de tahmin ediyorum zaten ele bakıldığında sert dayanıklı bir yapı da var bakıldığında ve başarılı birisi yani büyük yüksek noktalara gelmiş 42 yaşında yüksek lisansını bitirmiş mesela yani bölümünde bayağı ilerlemiş birisi iş hayatında ayrıca ve şöyle bir hedef çizgimiz var çok net baştan sona gidiyor ve çizgiler fena değil şöyle görüyorsun şu şekilde yani bunlar güzel hedef çizgileri. Dediğim gibi çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Böyle kişiler eğer Satürn tepesine bir defekt durum varsa. Şimdi bu dönemlerde bakıldığında geç yaşta bir problem görünüyor. Kader çizgisi ve kalp çizgisinin karıştığı noktada. Ve kalp çizgisine baktığımızda direkt Satürn'e gidiyor. Yani maddi konular gerçekten önemli kendisi için. Ama bu dönem aralığında dediğimiz gibi bu 55'lerden sonra bu, dönem, bu durum değişebilir. Zaten bu derin çatallı akıl çizgisiyle de bu değişim kolaylıkla da kendisi tarafından sağlanır. Bir değişim söz konusu hedefler konusunda. Ki burada da beliren bazı çizgiler var. Farklı hedefler oluşabilir. Bu da gayet normal. Ve bu eksik durumu tamamlayan burada güzel, güzel bir güneş çizgisi var. Çok derin. Hiç kusursuz ilerleyen bir çizgi. Yani bunun eksik döneminde başlıyor. Bu güzel bir işaret kendisi için. Tabi burada da yine sızıntı çizgiler var. Bizim istemediğimiz çizgiler. Şöyle güneş çizgisinin üstünden geçen çizgiler. Yani gelen fırsatları değerlendirmesinde problem veyahut da popülaritesinde son noktaya gelme daha da ilerletme de bazı sıkıntılar olabilir ama güzel bir çizgi var burada derin. Bu birçok insanda var zaten. bu güneş çizgisini kesen diğer çizgiler. Şimdi bunun kalp çizgisinden gelmesi burada kalp çizgisinden doğuyor bu farklı özellikler de katıyor kendisine. Bu çevresiyle ve ailesiyle, yakın çevresiyle, akrabalarıyla oluşturacağı güçlü bağlar, duygusal bağ başarısında iyi bir iktirme gücü olabilir. Buna ihtiyacı olabilir. Ayrıca yaratıcı ve inovasyon yeteneğiyle gelen başarılar ve tanınma bu alanda. Kendisini gerçekten duygusal olarak tatmin eder böyle şeyler, mutlu eder. Ki alanında da yaratıcı kabiliyetler, inovasyon yeteneği çok önemli yazılımda. Ee, bu işlerde ilerleme kaydettikçe gerçekten mutlu olur. Gün geldiğinde, hedeflere ulaştığında, yeterince tanındığında ve bunun kontrolünü sağlama, stabil seviyede ilerleme konusunda da güçlü bir irade koyabilir ortaya. Yani bunları iyi yönetebilir, başarısını, tanınırlığını iyi yönetebilir böyle bir durumda. Kader çizgisi elimizde çok güçlü. Bu eksik dönemde hafif şöyle etrafını dönüyor görüyorsun. Bu da olumlu bir koruma aslında kendisi için ve sonra düzeliyor. Yani bu eksik durumun farkında kadar çizgisi ve bunu eksikliğini giderme çabasına görüyorsunuz. Yani çok eğer bu kadar çizgisi olmasaydı çok daha durumlar etkili olabilir kendisi için. Ama yine de dediğimiz kontrolleri mutlaka yaptırması gerek ve bana da Umarım e-mail'den dönüş yapacak e, bu sonuçlarla ilgili. Umarım ciddi bir şey yoktur. Ama yine de tedbirleri elden bırakmaması, kendine iyi bakması gereken birisi. Bakıldığında sağlıklı bir durumda şu an. Yani büyük bir durum yaşamamış ama 29 yaşındaki bu damar olayını yaşaması bacaklarında mesela. Bir sinyal yani bu durumlarla ilgili. Yani bu beyinde de olabilir. E, kalple ilgili durumlar da olabilir. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi kader çizgimiz çok güzel, derin istikrarlı bir şekilde ilerliyor ve kalp çizgisine karışıyor çıkıyor. Bu aşk evliliği ihtimallerini zaten her zaman yükseltiyor. Kendisi de şu an evli iki çocuğu var. Ve evlilik tabii ki aile konularını da merak ediyor doğal olarak. Bakıldığında aile bağları zinciri güzel burada. Adacıklar var, güzel işaretler var. Burada bakıldığında yine bir balık sembolü var. Şöyle. Bu yine güzel şanslı uzun vadeli bir evlilik anlamına gelir. Ve Buraya bakıldığında evlilik çizgileri çok güçlü değil mesela. Dışarı doğru taşmamış. Tabii ki güçlendirilmesi gereken, özen gösterilmesi gereken bir evlilik durumuna işaret. Ayrıca yav işaretinde biraz kırıklar olması ve şöyle gelen çizgiler de var görüyorsunuz. Şöyle burayı kırmaya gelen bazı dış etkenler olabilir. Evliliğine zarar veren, yakın çevreden olabilecek durumlar olabilir. Her zaman dikkat edilmesi, korunması gerekiyor ilişkinin. Daha iyi ilerlemesi için, sağlıklı olması için her şeyin. Önden bir uyarıcı durum var burada evlilikle ilgili. Ve diğer yandan bakın güçlü bir Merkür çizgisi var. Yani iletişim konusunda kendisi çok iyi. Belki empati yapmakta sorunlar olabilir. Çünkü çok ben merkezci biri de olabilir böyle birisi. Yani çok kibar, naziktir ama gerçekte de karşı tarafı anlamakta zorluklar olabilir. Çünkü kalp çizgisine baktığımızda burada e, direkt Satürn'e doğru yönelmiş ve böyle bir durum var. Buradan uzaklaşmış yani Jüpiter'den çok uzak kalp çizgisi. E, bu yönde bir uyarıcı e, sinyal olabilir bizim için ne kadar iletişimi iyi olsa da kendisinin şifacı yönleri de var görüyorsunuz yine iş yönetimi Liderlik konusunda da katkılar sağlıyor kendisine ama dediğim gibi çok çaba sarf etmesi gerekiyor bu satürndeki e, ızgaralı durumlardan dolayı Ama yine de, de iyi bir iletişim kabiliyeti mevcuttur ve akıl çizgisinin diğer yönü Mesela şu akıl çizgisi Şuraya gidiyor ya yukarıya doğru güneşe doğru eğer bu olmasaydı şu dal Belki bu durumlar daha mutlak olabilir de Buradaki kurtarıcı akıl çizgisinin burada devam etmesi düzgün bir şekilde. Yani bu durumların üstesinden de gelebilir ama bir riskler var. Yukarıya çıkan riskler var. Tabii bunun iyi yönleri de var. Onlardan bahsettik zaten. Akıl çizgisinin bu çok yönlü oluşu, bu da bir zenginlik. Ama dediğimiz gibi bazı etkiler de olabilir. Öte yandan akıl çizgisinin düz gelmesi, düz bir merkür çizgisiyle yine analitik az hataya yapan bir durumda kendisine mevcut. Şurada gelen hiçbir şeye temas etmeyen bir çizgi var. Sanki güneş çizgisinin eksik kısmı gibi de duruyor. Belki şöyle bir çizgi var burada ince şuralarda başlamış. Bu buraya bağlanmış da olabilir ama her fotoğrafa baktığımda bu çizgi burada bağımsız duruyor. Yani gelmiş duruyor bu. Belki mesela kendisinin 21 yaşlarında terk etmesi memleketi, başka yere göç etmesi onunla bağlantılı bir göç çizgisi olabilir geçmişte kalan. Ayrıca yine bu yetenek kabiliyet çizgisi olarak da düşünülebilir. Çünkü yukarıya doğru gidiyor. Moral, motivasyonunu sağlayan güzel bir çizgi ay tepesinden doğmuş yukarı doğru yönelmiş. Yani sağa sola sapmamış. Direkt bir yönde satürn parmağına doğru. Yani bir göç işareti olarak ele alınabilir kendisi için geçmişte yaşanan. Yani kötü bir anlamı yok bu çizginin burada. Yani tehditkar bir durumu da yok. Çünkü 47 yaşında bu dönemden sonra bir yere yöneleceğini düşünmüyorum bunun. Ve e, ilerliyor. Kader çizgiler açısından güçlü. Merkür çizgiler açısından da güçlü bir yer. Ayrıca güçlü bir güneş çizgimiz var. Akıl çizgisindeki durumları bahsettik. Şimdi akıl çizgisindeki diğer durum şöyle tek tek çıkan çizgiler var görüyorsunuz. Bu yaklaşık 40 yaşlarından, 39-40 yaşlarından sonra zihnen çok çalışma, bir çaba sarf etme. Hem bu sol elde var, sağ elde de var mı? Sağ elde de var görüyorsunuz. Yani pasif elde de var. Akıl çizgisinden doğan çizgiler. Ve şuradaki kader çizgisi görüyorsunuz şöyle geliyor, karışıyor sağ elde ve şöyle gidip kalp çizgisine karışıyor. Genelde bizim yazılımcılarda bahsettiğimiz çizgidir ya bu. Yani zihne karışan kader çizgisi bu iyi bir yazılımcı olacağı anlamına geliyor zaten. Bu sağ elde böyle, sol elde tabii böyle değil ama şu çıkış çizgileri, mesela bu 39-40'tan sonra zihinsel çıkış ya, kendisi de 42 yaşında yüksek lisansını tamamlamamış, tamamlamış. Yani bir 2-3 yıllık dönemde bayağı bir zihinsel çalışma ortaya koymuş gibi görülüyor bu çizgiye bakıldığında. Yani bir sağlama yapacak olursak. Yani kader çizgileri açısından bakıldığında zaten şurada bir kırılma kopma var. Burada bir değişim var. 34 yaşında evlenmiş kendisi. Bu değişim zaten o dönemlerde bir evlilikle de sonuçlanmış kendisi için. 34'te evlilik ve sonrası devam ediyor çizgiler. Bu muhtemelen bir aşk evliliğidir. Çünkü genelde kader çizgileri böyle gelip kalp çizgisine karışıyorsa bu yorumu yapıyoruz. Ve bazı stresli dönemler de var görüyorsunuz sol Tam o yine 34-35 yaş dönemi yani o evlilik de öyle kolay başlatılmış bir durum değil gibi yani çok fazla maddi zorluklarda yaşatmış olabilir. Bazı üzüntüler, stresler olmuş olabilir, küslükler. Ee, şöyle bir stres çizgisiyle. Bu da geçmişte kalmış. Çok fazla ilerlememiş çizgi. Zaten buraya bakıldığında derin bazı stres, üzüntü çizgileri, stresli durumlar var. Zaten iç Mars'ta çok dolgun görüyorsunuz. İyi bir enerji var ve fevri çıkışlar da olabilir tabii ki ama eğitimli birisi olduğu için bunları kontrol edebilir. Ee, özellikle zaten böyle yukarı doğru çıkan akıl çizgileri kalp çizgisiyle kesiştiği noktalarda bazı fiziksel dediğimiz gibi bu tepkiler, fevri çıkışlar Doğal yaşanabilir ama tabii ki bunları da dizginlemek sizin elinizde kişisel gelişimlerle aldığınız eğitimlerle bunları yönetebilirsiniz ki kendisi de sanırım bunları yönetiyor kimseye kaba güç kaba kuvvet kullandığını düşünmüyorum bunlarla baş ediyordur kendisinin yabancı dil öğrenme aşamasında olduğunu belirtti yetenek kabiliyet var mı bununla ilgili baktığımızda güçlü merkür çizgilerinin zaten olması birden çok dil konuşma kabiliyetini verir zaten merkür parmağımız da çok güçlü görüyorsunuz yani falancıları yakın veyahut da geçmişte denilebilir. Fotoğraf yanılgısı olabilir ama minimum bunlar buradadır. Buraya teması vardır bu parmakların. Yani birden çok dil kolaylıkla öğrenebilir. O yönde de eğitim almaya başlamış sanırım. Şimdi baktığımızda elindeki tepeler çok iyi. Tabi burada defekt durum var. Zgaralı durum. Satürn niteliklerine biraz zarar veriyor. Ama yine de bakıldığında Jüpiter çok iyi. Mesela bu liderlik, ihtiraslar, güçlü olma isteği, yöneticilik kabiliyetini veriyor. Ne kadar burada işaret parmağı belki çok baskın olmayabilir yani denge var zaten konumlara bakılırsa ne Jüpiter ne Satürn ne Güneş önde değil burada bir denge söz konusu zaten parmaklar genel anlamda da bakılma sanki eşit gibi bu yine iyi niyetli kolayla gidip konuşulabilecek bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz ee, dışarıdan verdiği mesaj budur yani gidip konuşulabilecek derdinizi anlatabileceğiniz birisidir zaten şifacı yönleri de var şu çizgilere bakıldığında yani kolay iletişim kurabilirsiniz böyle bir kişiyle yine iyi sır saklayabilir Tabii ki görüyorsunuz bu iş hayatı için de önemli Özel hayat içinde bu önemli bilgileri saklama, koruma, muhafaza etme konusunda önemli kalite. Bu birinci falancadaki çift çizgiler net görülüyor. Ve falancada bir denge var görüyorsunuz. Her falancada bir denge var. İkinci falancı, üçüncü falanç denge. Bu da her açıdan gerektiği kadar donanıma sahip oldu. Zihinsel olarak, hafıza olarak, iş aklı olarak, matematik akıl olarak önemli. Diğer yandan güneş tepemiz böyle güçlü ve şöyle bir... İki tepenin ortasında çukur derin bir durum var. Bu yani iki vadenin arasında yine yüksek konsantrasyon, iş anlayışı, disiplinli çalışma, fokus bir yapıya sahip. Güneş güçlü. Yani hem çizgi saçların tabii ki negatif bazı durumlar var ama akıl çizgisinin oraya gelmesi yine ve diğer yandan şöyle dışarıdan gelen etki çizgileri bazı durumlar yaşatabilir ama yine de güçlü bir güneş var. Bu yaratıcı kabiliyetler, iyi bir inovasyon yeteneği, sanatsal anlayış ve işini tutkuyla yapma, birinci olma, bir lider olma isteği her zaman olacaktır. Merkür tepesinin yüksekliği de çok iyi, bu da iyi bir esneklik veriyor kendisine ve iletişim yönünden, analitik zeka yönünden ve iş anlayışı, iş yönetimi açısından Merkürün yüksekliği iyi yine finansal stabilite açısından tabii ki. Burada Venüs tepesi ve Ay tepesi de çok güçlü yani üçüncü bölgede çok hakim yani rahatına, konforuna da önem veren birisi, yeme içmeyi seven, konfor alanı önemli kendisi açısından. Çalışkan ama konforlar tatiline de önem, önem özen göstermesi. Tabii ki olması gereken de böyle zaten. Venüs de ayrıca çok yüksek. Bu hayatın güzellikleri, yaşama sevinci, sempatik olmak, tutkulu olmak yani ilişkiler açısından önemli. Sıcak kanlı birisi ve iyi bir iş gücü, çalışma gücü katıyor Venüs'ün yüksekliği. E tabii ki Ay tepesinin yüksekliği de bu da iyi bir hayal gücü, inovasyon yeteneği. Yine Aileyle ilgili, anneyle ilgili güçlü bağları gösteriyor bize güçlü bir ay tepesi. Yani güçlü sezgilere de sahiptir. Güçlü merkür çizgisi, güçlü merkür parmağı ve güçlü ay tepesiyle özellikle böyle farklı bir akıl çizgisiyle iyi öngörüler, sezilere de sahiptir. E, ne zaman ne, ne yapması gerektiğini iyi tahmin edebilir diye düşünüyorum. El genel anlamda bakıldığında köşeli, kare bir el. Bu pratik düşüncelerin ve üretkenliğin... Çalışkanlığın sembolü olarak görülebilir. Tabii ki bu fiziken de çalışma anlamına da gelebilir. Güçlü bir fiziğe de işaret edebilir. Kısa parmaklarla yine. Yani aceleci tavırları olabilir ama farklı bakış açılarıyla da az hata yapacağını düşünüyorum. Ne kadar akıl çizgisi e, burada e, o da çok pratik eylemde olsa da bir diz, dizginleyici bir durum da var burada akıl çizgisi açısından. Ama hepsi yukarıya doğru yani çok pratik yönde çok acelecilikten her zaman uzak durması gerekiyor. Böyle bir yapıda olan birisinin. Parmak uçlarına bakın ne kadar dolgun. Hatta şu fotoğrafta daha net görülüyor. Yani çok iyi bir enerjiye sahip. Yaşı 47 şu an. İyi enerjisi var. Bunu da iyi değerlendiriyordur. Köşeli parmak uçları görüyorsunuz. Bu da Yine iyi bir fizik gücü, çalışkanlık, dayanıklılık açısından önemli. Şimdi bilek çizgilerine baktığımızda 3 çizgi çok net görülüyor. Bu gerçekten sağlıklı bir durum. Hem sağlığı açısından önemli, üçünün de çok güzel olması, yine maddi konular, şans açısından da önemli. Buna gerçekten ihtiyacı var güçlü bilek çizgilerine şuradaki durumlarda ve kendisini düzlüğe çıkartacak durumlardan biridir. Ayrıca Merkür çizgisine çok sığ, kırık kırık olmaması, net bir çizgi olması. Tabii bir ara dönem var şurada ama yine genel olarak bakıldığında şu dönem, şu çizginin ilave olması burada. Ve burada da devam ediyor bunlar. Ve bu gerçekten iyi kendisi için. Özellikle yaşlılık dönemi için. Birinci çizgimiz burada bu sağlık çizgisi ya. Ve bu ikinci, üçüncüde de bunların net olması. Bu sağlığı ilerleyen dönemlerde iyi bir şekilde taşıyabilir. Baktığınızda mesela stres çizgileri çok gözünüze çarpmıyor. Yani strese dayanıklı birisi yani. içine de atan birisi değil pek öyle. Sağ elde de pek yok. Sol elde de yok. Yani çok dayanıklı. Stres yönetimi... Panik yönetimi iyidir diye düşünüyorum. Mesela ben kendisine tansiyonla ilgili problemlerinin olup olmadığını sordum. Hiçbir şey olmadığını söyledi. Yani büyüklerine de böyle bir genetik problem de olmadığını söyledi. Yani şu durumlardan dolayı. Zaten şu yıllara bakıldığında sağlıklı ilerliyor çizgi. Yani bir kırılma veya kesik kesik çizgiler yok. Sadece şöyle çıkan çizgiler var bir dönem. Fazlaca zorladı ve bu dönemlerde büyük zihinsel başarılar, zihin gücüyle gelen aklı kullanmayla bağlantılı olarak işler başarmış ki 42 yaşında yüksek lisansını bitirmiş bu dönem aralığında. Yani öyle bir çıkış olmuş bu sol ve sağ baktığımızda çok benzer durumlar var. Yani hem hayat çizgisi, kader çizgilerine biraz değişim var. Burada da bazı stresler var. Sadece böyle bir etki olmuş sol elde. Sol eldeki kader çizgimiz tabii ki sağ göre daha iyi. Yani çok aşırı benziyor. Birçok kişi dikkatli bakmadığında direkt bunu yarı simyan olarak görebilir ama burada hiçbir bağlantı yok. Sadece şöyle çıkıyor ve şurada kalp çizgisinden gelen bir çizgi var. Aşağı doğru düşüyor. Şöyle şuralarda duruyor. Yani bir birleşim söz konusu değil. Birleşmemesi daha iyi. Ee, belki yine bazı hataları oluyor olabilir. Mantık hataları, duygusal davranışlar olabilir. Duygularıyla hareket etme. Çok aşırı duygusal birisi değil ama bazen fazla sezilerine güvenme durumları olabilir. Tabii ki bu belki kendisini haklı da çıkartıyor olabilir. Hata olmuyor olabilir. Öyle bir durum bu yani. Bazen hatalara sürükleyebilir. Bazen de doğru kararlar aldırabilir tabii ki. Yani aşırı benzerlik var. Şimdi normalde benim diyeceğim yorum hayatın akışına göre yaşayan birisi diyecektim. Ama 21 yaşında mesela göç söz konusu. Yani bir şey değiştirmiş. Böyle bir değişim olmuş. Ama ondan sonra sanki en önemli değişim o. Ondan sonra sanki her şey olması gerektiği gibi yaşanıyor. Geldiği gibi yaşanıyor. Bir 3 yıl önce kendi işini başlatma girişimi olmuş. Bazı sebeplerden dolayı sezilerine güvenerek belki de bunu durdurmuş, ertelemiş. Öndeki yıllarda başlatabilir mi? Tabii ki başlatabilir. Kader çizgimiz net bir şekilde ilerliyor. Ama dediğimiz gibi diğer insanlara göre, çevresindeki bu işleri yapan, tanıdığı kişilere göre biraz daha dikkatli olması gerek iş yönetimi, sorumluluklar açısından, e, disiplini sağlama açısından çok dikkat etmesi gerekiyor. E, biraz daha özen göstermesi gerekiyor bu konulara, iş yönetimine. Kendisi şu an zaten bir lider, takım lideri. Yani bu kendi işinde kolaylıkla tabii ki yönetebilir ama kendisi için çok fazla enerji demek bu, çaba demek. Onu da sağlarsa bir sorun olmaz. Bazen akıl çizgisinin böyle ay tepesi yüksek olan kişilerde denk geliyorum. Mesela şu şekilde yani bu dış Mars ve Ay tepesi çok dolgun olduğu için bazen çizgi belirmiyor olabilir. Yani bu demek olmuyor ki çok kısa bir akıl çizgisi. Bazen gizleniyor olabilir. Ben mesela bazı iş insanlarında denk geldim. Çok fiziken çalışan güçlü bir yapıda ama akıl çizgisi dediğimiz gibi böyle oluyor. Bazen de çok farklı bir şekilde yukarıya doğru çıkabilir. Şimdi bakılımda zaten elde çokça akıl çizgisi var. Şunun yukarıya doğru gitmesi yani bu da bir akıl çizgisi ve bu da yani eksik bir durum yok. Zaten dediğim gibi bazen bu dolgunluktan dolayı çok belirgin olmayabilir. Yani el dokusuna göre bunları anlamak zor olabilir. O yüzden soru sormak gerekiyor. Ne iş yaptığına dair, eğitimine dair, ne kadar zeki, e, zihnini kullanan birisi olduğunu anlamak için bu soruları sorabiliriz. Yani bu çizginin gerçek anlamda nereye kadar uzadığını o şekilde tahmin yürütebiliriz. Zaten çıkış çizgileri burada aklı kullandığını söyleyebiliriz. Ayrıca diğer belirti iki elde de görüyorsunuz bu çıkan çizgiler akıl çizgisinden yükselen, hatta şu kadar çizgisinin karışması yani iyi bir zihin gücünün zaten sinyallerini veriyor oradan. Mesela şuradan gelen bir stres çizgisi de var. Şöyle geliyor. Şurada yukarıda bitiyor. Yani bu hatta şöyle bir çizgi de var buraya. Yani bunun içine karışan stres çizgileri de var. Aynı zamanda akıl çizgisi. Akıl çizgisi de derinleşiyor zaten burada. Yani bunun içine karışan stres çizgileri olması yani bu belirtilerle bağlantılı. Yani içten gelen bir çizgi de var burada. Ayrıca akıl çizgisi de var. Yani karışım şurada şurada birleşiyorlar zaten. Şu değil de şu içer, şuradaki ince çizgi bunun içine karışıp e, devam ediyor. Yani yine bu etkilerle beraber ama aynı zamanda bu bir akıl net yani bir akıl çizgisi olduğunda burada herkes hem hemfikir olur zaten. Tabii hemfikir olmadığınız konuları lütfen yorumlara yazın. Aranızda doktorlar varsa bu bağlantıları kurabilecek, sağlıkla ilgili durumları anlatabilecek yorumlar yazarsa seviniriz. Aydınlatıcı olur. Bacaklarda oluşan damar sertliği bunun kalple bağlantısı var mı? beyindeki damarlarla nasıl bir bağlantısı olabilir, sinir sistemiyle alakalı. Bunlarla ilgili yorumlar yazarsa altına hekim arkadaşlar varsa bizi izleyen o da çok bilgilendirici olur bizim için. Şimdi şu kırılan çizgi belki akıl çizgisinin eksik kısmını da tamamlama görevi olabilir burada. Yani ay tepesine doğru düşen bir kısım da olabilir ama bir bağlantı yok. Yani uçan akıl çizgisi dediğimiz bir durum. Yani bu çizgi olumsuz bir çizgi değil. Her yönden hem bir göç işareti hem akıl çizgisinin ay tepesine düşen eksik parçasında tamamlıyor. Yani çokça akıl çizgisi var elimizde. Eksik bir durum yok. Şu çizgi ve diğer yukarıya doğru giden çizgi. Yani bu tepedeki enerjinin yukarıya akmasını sağlayan bir çizgi bu. Yani buradan faydalanılması açısından. Tabii ki bu çizgi olmasa yine yüksek ay tepesiyle yine faydalı olabilirdi ama bu ekstra bir durum burada. Ayrıca şöyle bilekten gelen ince çizgiler var. Bu fotoğrafta belki net çıkmamış olabilir. Çünkü fotoğrafın merkezinde değil. Yani bunlar yine seyahat göç çizgileri veyahut da güçlü öngörüler, hissiyat, altıncı hisle ilgili gerçekçi rüyalar görme, güçlü sezilere sahip olma anlamında destekleyici çizgiler. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalı da takip edin lütfen. Görüşmek üzere. Teşekkürler.